Hadisin başında diyor ki Allah'ın evlerinden bir evde toplanırsa. Şimdi kardeşler, hepiniz buraya gelmişsiniz, toplanmışsınız. Nefsi olarak geçirebileceğiniz bir akşamı evinizde yatarak, çay içerek, televizyon seyrederek, boşu boşuna geçireceğiniz bir akşamı Allah'a feda ettiniz ve cihat meydanına, ilim meclisine geldiniz. Burası ne olmuş oluyor? Allah'ın evlerinden bir ev. Her mescit Allah'ın evlerinden bir ev demektir. Namaz kılınan, ilmi müzakere yapılan her yer Allah'ın evidir. Buraya geldiniz mi? Geldiniz. Şimdi Allah'ın peygamberi diyor ki, melekler gelir ve onları kuşatırlar. Şu anda gözümüzün görmediği bu ortamda Allah'ın melekleri var. Ve bizi kuşatmış vaziyetteler. Allah Teala bu meleklerle beraber bir şeyi daha indiriyor. Nedir o? Feyiz. Feyiz indiriyor. Kalpler muhabbetle doluyor. Göğüsler genişliyor. Akıl kuvvetleniyor. Gözlerin nuru artıyor. Hafıza güçleniyor. Feyiz bu demektir. Feyiz bu işe yarar. Efendiler, bu dünyada yaptığımız her iyi amelin iki yönü vardır. Bak geçen hafta her kötü amelin iki tane yönünü anlattım. Bu hafta şunu anlatayım. Yaptığımız her güzel işin iki tane yönü vardır. Bir, ahirete bakan yönü. İki, dünyaya bakan yönü. Ahirete bakan yönü matematik kısmıdır. Ne demek istiyorsun hocam? Yaptığımız her iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap yazılır. İki tane meleğimiz var yine görmediğimiz, hadis-i şeriflerde anlatılan. Kiramen katibin melekleri. Şimdi bu kötülükleri yazıyordu ya. Bu da neyi yazıyor? İyilikleri yazıyor ama bu ahirete bakan yönü. Buradaki iyilikler birikiyor, birikiyor. O andaki ihlasımıza, samimiyetimize göre çarpı 10, çarpı 50, çarpı 500, 700'e kadar çıkabiliyor. Buraya yazılıyor. Nereye taalluk ediyor? Ahirete. Teraziye girecek. Terazide bir tane iyiliğimiz fazla geldiği zaman Allah'ın izniyle cehennem köprüsünün, o sırat köprüsünün üstünden şimşek hızıyla ya da rüzgar hızıyla geçip gideceğiz cennetimize. Rabbimize nasip etsin. Amin. Kardeşler, bu sevabın ahirete bakan yönüdür. Dünyaya bakan yönüne yaptığımız her iyilik bize bir feyiz kazandırır. Bir sekinet getirir. Bir göğüs genişliği getirir. Bir inşirah verir. Bundan dolayı manevi sıkıntısı olan, ruhi bunalımı olan Allah'ı zikretsin. Namaza başlasın. Sigarayı bıraksın. Küfretmeyi terk etsin. Yalanı bıraksın. Bol bol secde yapsın. Şükür secde.